Bağlar. Niye ben ölmüş miyem lo Aysen bağlar. Niye ben ölmüş miyem lo Asyen bağlar. Lüberde, lüberde. Lay 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 Ay, makaram Ay kafayı. Ay bu ne ayol böyle? Olmaz ki efendim. Kız sinirden. Makaram sarı bağlarlı kız söyler gelin ağlar. Makaram sarı bağlarlı kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş miyem lo? Asyem karalar bağlar. Niye ben ölmüş miyem lo? Asyem karalar bağlar. Ay kolum. Liberde, liberde. La la lay 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 lay. Lay 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 lay. Dur 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 sene. Dur bir haber versene. 3 gün arpa ederim. Lay 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 lay. Ay efendim, vallahi bak bir şey söyleyeceğim size gerçekten. Yani ben şimdi biliyorum ne yapacağım. Amanın da emirde, emirde. Oy oy dur sene, dur bir haber versene. Yapma ya. 3 gün arpa bu dere. Emir bana tarif misin? Bak şimdi. Ben dışarıya çıktığımda yağmur yağıyor. Adam kalkmış bana kaloriferi açıyor. Sesimi çıkartmadım. Pişirdi beni. Yok sen bana tarifsin ben de sana. 3 gün arpa bere, 5 gün burada dele. Dur 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 sene. Dur bir haber versene. Ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim? Ben sana kalbimi vermedim mi güzelim? Sen bana ait, ben de sana güzelim.
Terlikte yok, kaloriferi açmış. Nereden bindim o taksiye? Açık böyle vantilatörümle şey yapıyorum ya. Dün saçımı kestim bayağı biliyorsunuz değil mi? Yağmur yağıyor canım burada. Deniz çok madi bile çoydu. He, vallahi iyi. O tarikacının numarasını alan var mı? Var mı Deniz sende? Ön tarafta yazıyor muydu onun numarası? Şimdi ben o videoyu izlemem lazım. Hoş geldin Yiğit'ciğim. Gel biraz konuş da mutfağa gideyim bari bir çeyrek karpuzum var. Onu doğrayacağım. Yo dün poşet taktım da. Yok kız her gün yıkanırım. Ama işte şeyden dolayı, madilikten dolayı bir dün işte poşet taktım buraya. Bacağıma, öyle işte. Yok, taliz olmadım. Madilik yapacağım ona. Sana diyorum ki numarasını aldın mı oradan? Videoyu bana izlettirme burada şimdi. Karpuz keseceğim. İzlersen şey yaparım. Numara lazım. Durağın numarası lazım bana. Yok be. Zaten taksici beni yaktı kaloriferle bu yağmurlu havada. Nerede yapayım? Makyajımı da mahvetti. Üç gün burada bir dere. Ay acık oynayayım şöyle bari ne yapayım? Dararin darariran dararin darariran dararin daran dararin daran darariririran Dararin daran, darari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 
Ay Angus, sana bir şey söyleyeceğim. Ancak sen yaparsın bunu. Şimdi az önce taksiye bindiğim orada ki numarayı al, buradan bana yazacaksın. Birazdan gelebilir. Dedim ya, dışarıya çıkacağım, işim var. Roya, tamam dedi. Ben de dışarıdayım, eve geçince geleceğim dedi. Abla aşırı...
Kız ben bunu makineye attım. Tertemiz. Neyi var kız? Aşırtmeni mi? Neyi var aşırtmeni mi? Seviyorum ben aşırtmeni mi? Var bir sürü var. Üç gün arpa bu da re day re re ray 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 re re ray ray re re ray re. tamam bir daha öyle bir şey söylerse o zaman evet kokuyor. Keksik mavisi. Hoş geldin Hülyacığım canım benim. Ay ne deniyor bir tarikaya binmişim ayol. Bu havada kalorifer beni mahvetti. Kaloriferi açmış. Yok hayatım onunla gelmedim. Başka taksiye bindim. Onunla mı uğraşacağım? Kalorifer yakıyor. Mahvetti beni. Neyse efendim. 2 dakika bir karpuzumu doğrayacağım. Karpuzum da bu arada bitik efendim. Haberiniz olsun. Yani yarım dilim rica ediyorum. Geliyorum. Aşırtmenime de bir daha laf söyleme. Aşırtmenim gayet güzel. Ha, Deniz abla da söyledi. Yanıyormuş İstanbul. Burada yağmur yağıyor. O niye öyle diye biliyor musun? Mıncım sugar çıkıyor ya. Bu aşırtmenimde. Ondan dolayı öyle diyor ha. Aşırtmenin madı diye. Mıncımı çok sugar gösteriyor. O benim mıncımı çekemedi. Aşırtmenime laf atıyor. Tabii. Haksız mıyım Ali? Üç gün arpa dere, 5 gün burada dere. Bu yolluk burada kaldım da sana göre vardı değildi.
Ara ara. Arutka. Alutka. Araraya et. Görüyor musunuz? Et, 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 et kızıma. Gel kız, gel, gel. Gel otur şöyle kız. Etini ye kızım. Ya kurban olsun anne sana. La 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 la. Ha tamam dur. Alo. Bir saniye. Merhabalar. Bak abicim. Durak başkanı mısınız? Konu ne biliyor musunuz? Ben Çetin Emeş Bulvarı'ndan Dikmen Karakolu'na bir şoförle gittim. Çetin Emeş'ten. Değil mi? Kızılay'dayım diyor durağımız. Niye öyle oldu? Yanlış mı verdin numarayı? Bana verdiğin numara yanlış canım. Adam dedi Kavaklı Dere'deyim dedi. Sen bana Kızılay'daki durağı vermişsin. Niye beni beldesiz mi götürüyor? Lalülümü anlasan. He? Sen az kacı mısın? Lalülünü anladı diyor. Bana diyor lalülünü mü anladı diyor. Meyvenci hoş geldin canım. Ben
Ne zaman karpuz koysam öyle oluyor. Bir de senin etini koydum ya, ondan dolayı öyle vızlar geliyor buraya. Yakalayıver vızları. Rahatsız etmesinler. Ne beni sen, ne seni. Yakaladın mı kızım? Kurban olsun anne sana. Fazla uğraşmayalım şu. Tamam. Hadi. Ben onlar dur. Vantilatörümüzü çalıştıralım. Onlar naşlarlar. Geç de ye, geç. Vızlar yiyecek senin babanı. Etini. Kız. Vızla. canım o ben şey yapacağım, spageti makarna daha almadım, belki birisi bana gönderir, belki kanat gönderirler. Hani Utku bana kanat gönderiyordu, göndermedi. Bir daha onu lıkar mıyım? Asla. Kendisi Zümrüt'e söz verdi. Ha, evet. Kız abone aklıma getirseydi ben çıkarken milyoncudan vız ilacı alırdım. Az önceki buradaki yayın. Buradaki yayındaki. Evden çıkarken. Dindin tarikacı. İyi ver kızım, hadi iyi etini. Onlar şey, vızlar zannetmiyorum yesin senin şeyini, hiç kızım suyunu, kurban olsun hani değiştirdim. Su içiyor. Günde üç kere değiştiriyorum. Suyunu, kaplarını. O yedikçe ben doyuyorum, ne yapayım. Et yediriyorum. Kasaba amca göndermişti ya. Başladım. Kısım kısım veriyorum ama en sonu işte. Ben mi? Valla ben de dün o gün kardeşim bana kebap yollamış. Eğer bir daha böyle bir şey göndereceksen o gün acılı şey yapma. Valla midem gastrolojiden rahatsızım. Çok acı yapmışlar. Gerçekten. Ya bir kesinlikle bereket bir şey demiyorum da. Yedim, ne yapayım, mecbur kaldım. O gün kardeşim bana kebap gönderdi efendim dün. Sevilay hoş geldin. Ondan sonra bunun da eti vardı. Oturduk karşılıklı yedik. Bunun etini koydum. Salata olarak canım üşendim. Çünkü çok çamaşır yıkadım biliyorsunuz dün. Var salata malzemesi vardı. Maydanoz filan, soğan, domates. Ama o yanında çıkan şey yok mu? Böyle küçük bir şey koyuyorlar. Acı ezme mi ne? Normal acılı olsun canım. Ay Deniz. Bir ailemsin. yok. Kilo aldım. Aldım. Karnımdan aldım. Nereden alacağım?
Bilmiyorum ki. Bugün yol. Bir dahaki ne diyor şey? Acısız. Yok, normal acılı. Canım sende. Normal. Öyle fazla acılı değil. Belki de kanat gelir bugün bana. Pişmiş şöyle güzel kanat. Çiğ de olsa ben yaparım. Dün karpuzu doğramış da numunelik var. Ha öyle mi? Aşırtmayın. Aşırtmayın güzel canım. Birisi bana diyor ya aşırtmanın güzel değil diye. Nerede güzel değil aşırtmanın? Güzel. İşte kurban oldum Allah'ın işi. Bakınız efendim. Kurban oldum Allah'ın işi. Az önce çıktığımda nohutlu bamya. Ay yemin ederim var ya. Nohutlu bamyayı ben şeye değişmem. Kanata manata. Şimdi olsun vallahi yaparım yerim. Tabii güzel yapıyorum evet. Nane de koydun mu içine? Koydun. Limon da sıktın. Tabağa, servis tabağını alırken. Çok güzel oluyor. Ha şeyi diyordum ya. Kurban oldum Allah'ın işine bak. Az önce çıktığımda yağmur yağıyordu. Şimdi güneş açtı. Tabii. Naneli güzel. Bir ara da bana şey yollamıştı. O gün de göndermişti. Yeliz de yollamıştı. Evet. Etli nohut. Etli nohut. O da konserve böyle pakette. Onunla da çok güzel oluyor. Bamya. Vallahi dün bir şeye uğradım. Markete uğradım. Ondan sonra şeyi sordum. Yanında manav vardı. Yok yok pardon. Manava şeye gittim. Markete gittim. Temizlik malzemesi aldım. Domestos. Ondan sonra şey. Piril miril bir şeyler aldım. Dedim abi dedim bamya ne kadar? Dedi 150 TL. Hoş geldin Nurcan. Taze bamya ya. Konserve mi? 65 TL. 7,5'ta nohut. Ben dün kaç posta burada çamaşır yıkadım biliyor musun? Yorganlarıma, battaniyelerime, aşortmenime varana kadar. Bu da takmış benim aşortmenime ya. Dur. Az kaldı seni bir koku kreni aşlatacağım. Zeynep misin, ninnesin? Aşırtmenime koli atıyorsun. Ayol her taraf mis gibi kokuyor. Yumoşlar. Yumoşlarla. Çamaşırlarım, battaniyelerim, yorganlarım. Aşırtmenim.
Güzel. Aşırtmanı mı ben beğeniyorum. Kız neresi Pışarlı kız? Pışar var mı Rujyan? Neke var mı? Yok. Aa. Bu ne ayol böyle? Tabii canım. Gündür'ün tek dişi aldı, atleti giydi. Dar geldi. Dedim yırtayım boğazını. Sonra dedim ki gelir melirse dedim. Hediye hediyedir dedim, anladın mı? Günür almış buna. Yok o gün de param yoktu, bana 200 TL göndermiş. Yorgan battaniye yıkıyor. Pantolon aşırtmen mi yıkamayacak? Doğru. Bugün bir tane şöyle menajer kolisi gelse şöyle biraz güçlü. De. O çamaşır makinesinin altına o arkadaki ayak kaymış ya. Bari onu yaptırsam. Ağır bir şey attığın zaman yorgan onda da şey yapıyor. Yani dönüyor. Valla onu yapma, o senin arkadaşın karga gelmiş burada diyor ki ne nasılsın Aurora diyor. Arkadaşın o senin. Ondan sonra bağırıp durma ona. O senin arkadaşın seni seviyor. Ben onu kısaca bir bakkal abla var. Bizim bakkal değil. O bir şeyler anlattı bana da ben pek anlamadım canım. Çünkü bindiğim taksici kaloriferi açmış. Bu yağmurlu havada. Sanki çok soğuk. Ondan dolayı o bakkal abla bana bir şey anlattı da bu az önceki şey hakkında. Ama ben tam kulağımı veremedim. Anlayamadım. Ama alttan yazarsanız en azından bilgi edineyim. Tam ne alıkmış? Paparonhanenin o karşısında, ilerisinde bir tane bakkal var. Ben orada da oturmuştum ya yıllar önce. Ondan sonra o ablaya uğradım. O bana bir şeyler anlatıyordu da ben taksiciye moralim bozuldu. Kaloriferi açmış sıcağı. Ya. O senin arkadaşın karga sana geliyor, merhaba ne yapıyorsun orada diyor. İyi misin diyor. Köyüne kraliçe hoş geldin.
Kargalama Dileşme, her gün geliyor, sen ailen hatırını soruyor sana. Arora ne yapıyorsun diyor. Kalkıp da sen önünden mamanı mı alacak? Etini. Arkadaşım bak geliyor orada sana selam veriyor. Tamam gel şuradan mamanı ye. Atarım bir tane kargaya şu etten yesin bak ona göre. Demek ki benim eski komşum bakkal onu anlatıyordu da ben anlayamadım. Kulak vermedim çünkü taksici beni kaloriferi açmış. Sıcak. Onu anlatıyorum, o da bana bunu anlatıyordu, bu olayı anlatıyordu da tam algılayamadım yani. Şimdi anladım. Muratgil'in damından atlayamadım. Muratgil'in damından atlayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Ay görüyor musunuz efendim? Yapma ya. Daha neyi yıkayın canım? Neyi? Arorayı da yıkadım. Bir sürü şeyler yıkadım. Daha neyi yıkayayım? Kalkmış birisi bana diyor buradan aşırtmenin mi hadi? Kirli diyor aşırtmenimi. Her taraf tertemiz kokuyor. Tabii çamaşırlar da. Ben yumuşsuz asla yıkamam. Kız ben biricikle şey değil ki ne? Bak gördün saç. Oksiden olacaktım alamadım. Bak görüyor musun? Sadece kestim saçımı ya. Boya da yaptım da olmadı. Oksijen yoktu çünkü. İçine saç kremi koydum. Oryal'in. Aman boyanın. Oksijen yoktu, olmadı. Kestim ben de. Sevmiyorum uzun. Şuraya kadar düştüğü zaman sevmiyorum canım. Şuraya kadar düştüğü zaman sevmiyorum. Böyle seviyorum ha. Olaylara bak, olaylara. Kim bilir kaç milyon izlenmiştir. Marketten alıyorum. Büyük marketten. A101 şeyden. BİM'den. Serçefe var, hoş geldin. Kim bilir diyorum kaç milyon izlenmiştir o az önceki lıktığınız laço. Koli olayında. Değil mi? Bu izlenmiştir.
Bak, serçepe ver. Yukarıdan aşağı kaydır. Bir tane yorum var orada. Onu oku. Ondan sonra onu söylüyorum. Kimileri ne kadar izlenmiştir yani. Biz lalilerin lıktığı şey var ya hani lefantemizi filan lıkıyoruz ya oraya lıkmışlar. Üsttekine bak. Pürteleşe bak. Pürteleş ya söyledi. Merhaba Gönülcüm. O daha çıkar ki akşama doğru bir bakın 500 milyon olur. Şimdi şu anda o kadar izlendiyse yani ben Baysal TV olarak da köründen akşama doğru herhalde bir yani şu an bu kadar yani ama bunu nerede lıkıyorlar? Hani nasıl bademleyip de şeye lıkıyorlar? Kendi kendisini mi lıktırıyor yoksa hayır. Yani benim resmimi çeken kim? Bir şey var burada. Serçe bu ver. Bir de videomu hani çekiyor ya. Editör olarak. O yüzden alıkıyorum. Yani kim alıkmış onu? Şeyini. Ha, alıktım. Ama ne but belde lıkar biliyor musun o? Evde. Ha. Demek ki Mehmet dayı daha önceden öyle mi? Daha yeni çıkarttım efendim dolaptan eridi. Şunu götür. Buz var mı içinde? Yok. Geliyor.
Yaparlar abi, yaparlar. Yaparlar, yaparlar. Yaparlar, yaparlar. Ama neye dayanaraktan yaptılar bilmiyorum bu şeyi, karpuzun dilim olarak. Vay be. Ya bu tür şeyler hani şey olduğu için alıkamıyorum buradan. Ama mümkün olduğunca Lubunyacı alıkıyorum. Yani diyorsun ki Adana'daki Hüsnü abinin İhsan Ulen Hastanesi'ndekinden but. Öyle mi? Oh. Vay be. But 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 but. But but but. Yani diyorsun ki Sibel abla senin Similya yarışma olayın but mu, kürdan mı, elvan mı? Benden önce davrandılar değil mi yarışmacı olarak? Ben çünkü 6 tane yarışmacı buldum. 4 tane eksikti. But, kürdan, elvan, but. Butlar but. Oo. Ya bir git şuradan, vız mısın nesin ya. Bilseydim milyoncudan vız ilacı alacaktım ya. Üf, bu da karpuza geliyor ya. Sanki karpuz çok güzel. Leyla Hanım hoş geldiniz. Öyle öyle bana da menajer kolileri geliyor. O dediğin şeylerde. Hatta daha da şey. Yani 75-80. Yani kim bazen naşlamıyor, çoğunun ki naşlıyor. Sibel Baysal'ın başlığını Baysal TV'den sana yazsınlar, bakıver yavrum. Keklik mavisi diyor, göremedim diyor Baysal TV'de diyor. Birisi yazsın canım, ne başlık atmışım oraya. Keklik mavisi baksın. Ha. Dur şimdi sana. Birisi Deniz, Deniz.
Alıktım zaten. Alıktım da lobanyacı alıkıyorum. O zaman evi de kokucuk mu yaptılar? He? Belde verip de. Kaybetmiş olabilirler. Ne bileyim şu sandalyeyi şuradan kaldırmış olabilir yani. Kaldırıp da şuraya koysa ne olacak? Ha. Kısmet nasip ne yapayım? Merhabalar sevgili menajerim, Emir Bey. Hoş geldiniz efendim. Nisan Hanım hoş geldiniz efendim. Güzel, merhabalar. Ha tekrar sil o zaman sil. Sil sil. Emir'i dinle sil hadi sil. Sil. Sil sil. Emir doğru söylüyor. Alıkmayın, alıkmayın.
Sildin mi? Aa, Emir'in dediğini şey yapsana ya. Sil. Naşlatmışlar demek ki. Ha, demek ki naşlatmışlar canım işte. O yüzden diyorum. Şu sinek ilacını. Aa, şey özel. Oradan alık. Emir doğru söylüyor. Şimdi bu sineklere ne yapmam gerekiyor canım? Sil canım, sil sil. Sinek ilacı. Sildim diyor. Sinek ilacı da. Aman Emir, yalan mı söyleyecekler? Sen de beni şey yapma ya. Bir de gastroenterolojide ameliyat olacağım. Midemden. Hoş geldin Carmen Kraliçe. Ben de geçici olarak çıkartırım eğer öyle bir şey varsa. Yani blok etmem de geçici olarak çıkartırım bak. Gastroloji, evet. Bilmiyorum ki midem aylar, aman yıllardır öyle. 2000 2018'den bu yana. Gastroloji. Etini alır, şöyle fırlatırım, ondan sonra görürsün. Sus. Sinek ilacını soruyorum, nerede satılıyor diye alacağız. Gel yanıma. Gel. Etinin başına geç. Kurban olsun anne sana. Hangi biriyle yetiştireceğim? Karpuza geliyorlar. Karpuz da karpuz olsa bayat şey olmuş, pörsmüş. Poşetin içine koydum tabağa, dolaba. Madileşmiş. Evet, kanat, yarım karpuz talebimdir. Hayır, şimdi benim kilo almam, mencomun büyümesi, karnımın, göbeğimin büyümesi şeyden antibiyotik, ağrı kesici, değişik daha da ilaçlar önerdi doktor. Ondan dolayı. Yok canım, piyazla ne alakası var? Yıllardır içiyorum benim incecik.
Ödem de olabilir. Doğru. Yok, Mönchengladbach Sugar oldu da. Karın bölgesi biraz şey. O da şeyden, gastroenteroloji mideden kaynaklanıyor. Nefes su. Merhaba canım. Doğru. Yok yok yok, onun alakası yok. Ben bir tane ekmek alıyorum. Yarısını yiyorum. Kebap olduğu zaman hepsini yiyorum. Döner olduğu zaman hepsini yiyorum. Kokoreç olduğu zaman hepsini yiyorum. Bamya nohut olduğu zaman iki tabak yiyorum. İşkembeyi çok severim. Ben çok uğraştırıyor hayatım. Düdüklüden ben korkuyorum. Sakatatçı'dan aldığım zaman. O almıyor. Ben çocukluğumdan bu yana tanıyorum Mehmet dayıyı. Almıyor. O çok ekmek yiyor. Yani. Vücut yakıyor herhalde. Ha, şeyden de olabilir. Sıkıntıdan da olabilir. Valla Yeşim Hanım, şöyle suyu çok içiyorum. Bir de Fanta. Fanta'yı çok içiyorum. Bak, Sevilay ablan gelmiş. Arora ne yapıyor diyor. İyiyim diyoruz, bak Sevilay. Bızlar peşindeyiz, bızlar. Sinekler. Dışarıdan geliyorum, papa şeyden. Keşke gelirken alsaydım. Laleler Kraliçesi Sibel Baysal. Ya çok seviyorum, kurban olayım ben buna ya. Ay. Ama şey çok, dün ben bir tane köpek buldum, sahiplenecektim. Ondan sonra Yeliz dedi ki, abla dedi, bu şey dedi, buldok mu dedi, öyle bir şey dedi herhalde. Ne bileyim, adam Pekiniz grubunda paylaşmış. Ben de Pekiniz zannettim. Bu dedi bulduk mudur? Bir şey söyledi. Adam aradı beni. Dedim yok abi dedim, benim İngiliz Terrier köpeğim var. Bunlar anlaşamazlar abicim dedim. Yemeğini kıskanırmış. Aurora zaten kargalardan, kuşlardan, çocuktan, çoluktan, çocuktan, minnoşlardan kıskanıyor. Kaldı ki bir de onunla uğraşacak. Bir de bulduk köpeği büyür. Her tarafı kemirir. Adam aradı beni. Mama karşılığında verecekti. Ya şöyle Aurora gibi bulsam, Pekiniz bulsam veya ne bileyim Kaniş bulsam, böyle mama karşılığı olur. Yanına arkadaş olur yani. Gerçi ben oynuyorum, onu şey yapmıyorum. Bizim günde 1,5-2 saat oynama şeyimiz var Aruşka ile. Yo, hasta halimle
Bacağım olsun, ondan sonra kolum olsun. Hiç ihmal etmedim. Yani merdivene doğru değil, sokağın başına doğru değil ama kapıya çıkartıyorum. Siyahtı canım, siyahtı. 1,5 yaşında. Ben de Pekiniz grubuna paylaşınca bunlar. Dedim herhalde Pekiniz'dir. Sonra Yeliz dedi ki ne yok Burdok dedi bu. Yeliz'e gösterdim. Oynuyor. Sinek kovalıyor. Eti burada. Kafasına göre takılıyor işte. Bir de ben Aurora'yı bu tıraşlı haliyle çok seviyorum. Yani normalde de seviyorum ama tıraşlı böyle daha güzel oluyor. Ceylan gibi böyle tilki gibi. Daha hareketleniyor. Tüylü olduğu zaman gözleri kapanıyor. Ondan sonra tüyler her tarafta böyle madde oluyor. Böyle maşallah güzel. Rahatlıyor da. Hareketleniyor böyle. Rahatlıyor. Dün onu da yıkadım. Valla bugün günlerden ne? Çarşamba mı? Çarşamba. Cuma günü tekrar bir şeye gideceğim. Mesnamiyle ilgilen sayın savcıma. Diyeceğim köpeğimden haber var mı? Gerçi sayın savcıma gittiğim zaman Sibel Hanım diyor zaten telefon numaranız var diyor. Öyle bir şey olduğunda da diyor zaten biz diyor sizi ararız diyor. Veya diyor semtinizin karakoluna havanı muş geldiniz. Havanuş. Şey yaparız, iletişime geçeriz. Yani her türlü teslim ederiz diyor. Savcı Bey üstüne düşüyor zaten. Bestami'nin. Bestami ilk geldiğinde bebekti. Bu da bebekti. Sonra biraz tartıştı bu onunla. Yemeğini falan yemekten dolayı. Ondan sonra ikisi bir arada büyüdüler. Kardeş oldular. Bu muydu benim aşırt benim laf atan? Serpil Hanım hoş geldiniz. Bu mu şey bu üstteki o Özlem miydi? Dur bakacağım. Şey Zeynep. Bak aşırt benim laf söyleme benim. Ben günde kaç posta makine çamaşır yıkıyorum. Bu muydu benim aşırt benim laf söyleyen? Bu. Emir Barcelona'da kaç ne kadar kaldın? Kaç gün kaldın? Niye öyle saklıyorsun Aurora? Daha dün temizlik yapmadın mı bu hasta halimle? Görüyorum ben buradan, görüyorum. Saklama oralara. Aa burada bak, burada. Etin burada, ye. 4 gün. Onu Roya sor canım. Roy Amerika'da. Sevgili Emir şeye çıkıyor. Yani haftada değil ya, haftada değil de işte bir Barcelona, bir geçen bir yere daha gitmişti. Yani Avrupa turu yapıyor Emir. Halterci kendisi. Ondan dolayı. Sporcu yani.
Ama şey, onu Roy'a soracağım. Roy Amerika'da. Ben nereden bileyim? Hollanda olsa bilirim. Felemençe. Olabilir. Ne var bundan? Rica ediyorum Pırtelaş. Emir ben çok kadim dostumdur kendisi. Rica ediyorum. Bak o da sana bir şey söyler. Karışma. Bunu da buradan söyleyeyim sana. O bana takılır eder. Ondan sonra Seda olsun, Yeliz olsun. Yani bunlar takılır bize öyle. Gülüm seviyor. Biz ona alınmayız. Ama sen şey yapma. Emir'i kırma. Emir çok düzgün bir kardeşim yani. Karakterli, kişilikli. Sen ona madilik kırarsan o da sana madilik kalır. Ben de karışmam, müdahale etmem. Onu da buradan söyleyeyim sana. Zaten Emir 4 gün Barcelona'da olduğundan dolayı ben o diğer sosyal medya mecrasında. Yok, katıldım. Dün değil, evvelsi günü. Ha. Dün değil, evvelsi günü bir saat mi ne oradaydım. Ondan sonra işte Yeliz geldi. Baya bir şey yaptı yani. Hediyelik. Aman bu hediyeler bıktı. Yoksa ben normalde Emir buradayken, Türkiye'deyken ben günde yarım saat de olsa gidiyorum ben oraya. Bak ben dedim, ben karışmam dedim. Madiliklik, sen madiliklıktın. Şimdi o sıra onda. Ben sana dedim. Ay yemin ederim gerçekten bir şey söyleyeceğim size. İster inanın ister inanmayın. Gerçekten yani kollarımı zor kaldırıyorum. Ama Allah'ıma şükürler olsun, hamdolsun. Yine de kızım Aruşka'nın mamasını, suyunu ihmal etmiyorum. Ne kadar da ağrı çeksem. Zaten geçen ketçaba girdim ya canım komple. Valla ben dedim yani cevabını verir. O yüzden müdahale etmiyorum. Siz o yani madikulü atarsanız o da şey yapar, müdahale etmiyorum. Girmiyorum araya. Ama ben çok seviyorum yani. Ketçaba niye girdin? Kız komple ketçaba girdi mi işte? Her şey çıktı. Ketçap dediğin her şeyle çıkıyor.
Ne hastalığın varsa çıkıyor işte. Yani, tamam işte. Ayol günlerdir hastaneye giden sen misin? Makinalara, temigrafiye, oraya ultrasonu, diğer şeylere giren sen misin Emre? Hepsi ketçap işte komple. Bak, böğrümdeki o midemdeki şey bile çıktı orada. Zaten daha önceden de çıkmıştı. O zaman ben cezaevindeyken çıkmıştı. Gardiyanlar beni götürdü hastaneye. Dedim olmuyorum. Girmiyorum operasyona. Sonra dışarıya çıktım. Teftişle beraber gittim. Hangi hastaneye gittim? Atatürk Hastanesi'ne gittim. Orada da baktım sıra çok. İç kızım suyunu. Oh. Olmadım. Şey yok pardon. Bana dediler ki ne? 3 gün sonra gel dediler. Sırayı almışım, etmişim. Gitmedim. Kastrolojiden bahsediyorum. Sen akıllısın ama kurban olsun anne sana. Gel bakayım buraya. Oy 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 oy. Maşallah maşallah. Ya şimdi şöyle hani Similya'nın but olması sevgili Karmen'cim. Benim için şöyle hani et olması gerekiyor. Yani tabii ki bu Similya laleler için şey şahsım adına da fakat et Similya olduğu zaman daha güzel oluyor. Simihçim hoş geldin. Bugün menüde bir şey yok Semih. Bekliyorum. Ama sana sorabilirim yani menünde ne var? Dün balık vardı. Gene izleyemedim Semih ya. Balık pazarını. Unutuyorum ablam unutuyorum. Bu şey antibiyotik o diğer ilaçlar. Et simile güzel. Tabii. Menemen mi? Semih. Geçen bana hani sen dedin ya Sibel abla musakka yaptım diye. Ben de ondan sonra çıktım. Patlıcan aldım işte biber vesaire. Ondan sonra ben seni kıymaz olarak şey pardon kuşbaşı olarak anlamışım. Ama kuşbaşılı da güzel oldu musakka. Bitti. Çok da ama bir dahakine yaparsam tabii ki kıymalı yapacağım. Yemin ederim yok bir yerden tarif aldım desem aldım derim yani almadım. Kendi kafama göre yaptım. Bir dahakine kıymalı yapacağım. Çok da güzel oluyor patlıcanın her şeyi. Sen şeyi biliyor musun Semih? Babaannemci.
Patlıcanı közlüyor. Soyuyor. Dövecekle dövüyor. Sarımsak, pul biberi. Al sana baba garnüş. Hiç yaptın mı? Yemin et. Ay çok güzel, çok lezzetli. Yap yap. Hatta menemenin yanına da gider yani evde varsa patlıcanın. Var mı patlıcan evde? Ya o hazırlardan demiyorum ya ev yapımı ya sen kendin yapacaksın. Mesela ocağın üstüne koy patlıcanı. O zaten şey oluyor. Ondan sonra kabuklarını soy. Dövecekle döv. Sarımsak, pul biberi. Al, yap yap. Hatta videosunu çekersen bana da at ki Baysal TV'ye atayım yani. Short olaraktan da olabilir yani. Şart değil yani 3-4 dakika. Veya 5 dakika da olur. Yaparken de böyle alıkma. Kendini gösterme. Bana da geliyorlar ya. Dışarıya çıktım unuttum ya şey almayı. Sinek ilacını ya. Ocak batsın. Semih hamamattır benim gibi mutfakta. Siler. Kızım bir şey o sinekler var ya mızlar. Bir şey yapıyorsan lezzet yani ağzının tadına göre lezzetli bir menü hazırlıyorsan onun bulaşığına da katlanacaksın. Ocağı silmeye de katlanacaksın. Yani benim dediğim baba kanunçu Semih hiç denememiş. Yarın Allah izin verirse pazardan patlıcanı alacak, yapacak. Tarif bu. Çok güzel. Yok hayatım soğuk mezeler bu şeylerde, piy satılan yerlerde. Hani böyle kavanozun içinde. Onlar madi. Madi. Yok. Limon olmaz. Bu Adana yöresine ait. Evet, Serpil Güven, merhabalar. Hoş geldin. Adana yöresine ait canım bu. Yemin ederim eğer şu anda hani bir kişi olmuş olsa ben şimdi gidemem. Gittim geldim zaten her tarafım ağrıyor. Şeye. Ondan sonra eğer patlıcan olsaydı 3 dakikalık da olsa Baysal TV mutfağında yapardım. Ama bugün olmaz da Allah izin verirse yarın yaparım. Babagan üçü. Yarın çıkmışken bir tane de şey alayım. Sen de yap Şuleciğim. Sinek ilacı ya. Of. Oradan bir yandan ben bir yandan burada ya. Unuttum alacaktım hayatım unuttum ya. Bir taksici beni götürdü. Yağmurlu havada kalorifer açtı sıcak. Unutturdu bana. Yoksa ben yani. Ha, üstündeki bakkalda mı? Yok patlıcan.
Olsa yapardım. Çok güzel oluyor. Aman yok, onun adını anmıyorum. Aman. Anmayın. Andırtmayın bana o hindi kafalı Necati'yi. Bir tane ekmek vermedi bana. Adını anmak istemiyorum. Bir de onu başıma çıkartamam. Mehmet abi mi? Şimdi olsaydı çoktan gidip patlıcan alıp gelmişti. Tabii canım. Gül Hanım, ben şöyle çok seviyorum yemek yapmayı. Bulaşık yıkamayı çok seviyorum elimle. Hayatım boyunca bulaşık makinesi almadım, kullanmadım. Sadece bacım olan Semra, çok düşkünüm ona. O da bana çok düşkün. Şu an rahatsız. Allah şifa versin. Onu almıştım. Çak gazinosuna çıktığım dönemlerde. Ben hep elimle yıkamayı seviyorum bulaşığı. Hatta Semra bacımın evine gittiğimde dahi, Adana'ya o zamanlar cezaevinden çıktığımda, 2 güne kadar gelecek Mehmet abi. Yine bulaşık makinesi vardı. Dedim ki bırak dedim, ben kendi elimle hani yıkamayı seviyorum. Öyle. Aynen Gül Hanım. Şimdi ona misafir geliyor. Ondan sonra 4 tane çocuğu var. Zaten ikisi şu an küçük de ikisi büyük. O zamanlar işte. Misafir de geliyor. Bacım zaten rahatsızdı. Şimdi de gırtlak kanseri. Allah şifasını versin. Sesi çıkmıyor ya. Of. Neyse, aklıma getirmeyin de. Yani o zamanlar almıştım ona. Semra'nın çocuklarına desteğim oldu okul olaraktan. Diğer aile fertlerinin çocuklarına olmadı. Oldu desem yalan olur. Yani. Serap Hanım, hoş geldiniz. Hayır, buraya gel. Bak, Serap teyzen geldi. Kalırsın sen. Ya çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Hepsi varlıklı. Hepsi varlıklı. Bir tek Semra bacım hem hasta, hem dul, hem 2 tane küçük çocuğu var. 2 tane büyük kızı var. Onlar zaten kendi okullarını ancak karşılıyorlar, şeylerini işte, ne diyorlar, bu üniversite mi ne? Yeliz'in dediği gibi, Yeliz'in kızı da okuyormuş ya. Onun gibi işte, çok para gidiyormuş. Dershaneler mi ne, öyle bir şey. Öyle işte, yani durumu yok. Keşke hani benim durumum da olmuş olsa. Ben hele ki şu anda hasta, gırtlak kanseri. Tabii ki yani destek olurum. Şu an benim isteğim diyeceksiniz ki ne?
Normal priz mi? Hayır, alakası yok. 300 TL'ye alıktım ben. B'den başlıyor. Bursa'nın B'si. Ordu'nun O'su. Giresun'un G'si. Mersin'in M'si. Ankara'nın A'sı. Şu an menajer kolisi tabii ki arasa, yani bu hasta halimle neden yani alıkmayayım? Hani nerede? Bunlar da ben uyurken arıyorlar, aman gazino şey menajerleri. Sibel Hanım gel sahneye çık küründen. Menajer kolileri. Ben uyurken arıyorlar. Ha bak şu an oturuyorum burada. Nakka nakinta kardım le dede buule. Bir de yani ben 12 sene bir fil cezaevinde yattığımda sürekli Semra Adana'dan yattığım illere geldi. Haftada bir görüşüme geliyordu, ayda bir açık görüşüme geliyordu. Ondan dolayı Semra'nın hakkı bende şeydir yani. Yok şimdi ben Gündür'e bir şey diyemem canım. Gündür zaten kalkıp da şey proje moraje cart çurt yaptırmadı mı kombiyi? Yok, onda da olduğu zaman şey yapıyor. Harçlık atıyor çocuklara. Çocuklar okula gidiyor. Küçük çocuklara. Valla diğerlerinin 30-40 tane, 50 tane, 60 tane evleri var. Telekomları var, iş yerleri var. Yani birisi de demiyor ki ne gel Semra. Tapuyu sana vermeyelim de bari kira ödeme. Gel şurada otur demiyorlar. O yüzden yani. Bir abim var John. Dizilerde oynuyor. O işte biraz yardımcı oluyor. Ve onun da kaç tane çocuğu var. Hatta benim gibi epilepsi sarı hastası olan kızı var. Engelli. Bir de yani engelli yani o. Hani ben engelli, şöyle engelli. Elim ayağım tutuyor ama o tutmuyor onunki. Yeğenim. Epilepsi. Zaten ailede ikimiz çıkmışız. Şey olarak. Epilepsi hastası. Bir de engelli yani. Ne yapsın şimdi? Abim filmlerde oynuyor, dizilerde oynuyor. Elinden geldiğince işte Semra'ya yardımcı oluyor. Onun dışında diğerleri pasapisto. Yani. O yüzden onlarla da gerek yok. Hayatım şimdi Günür her ne kadar Hollanda'da yaşıyorsa adı üstünde Avrupa yani. Şimdi bu kadının kirası var, elektriği var, doğalgazı var, bilmem neyi var. Her şeyi var yani. Zannetmeyeyim, bir de kadın da zaten belediyede çalışıyor biliyorsunuz yani oradan. İnkar etmiyor ki. Tabi tabi tabi. Yoksa var ya ben şu an ocağım yanmazdı. Helal olsun Gündür'e. Gündür orada ne zorluklar çekiyor. Tabi.
Bağırsın dursun önemli değil. Ben de ona bağırıyordum. O tabii canım. Dayanamadı vallahi o ızgarada şeyi görünce. Burada tabii biraz değil çoğunlukla neyse isim vermeyeyim prim olmasın. Sonuçta yani iki gün şeyde ızgarada yaptım. İşte zorluk çektim. Şimdi hamdolsun Allah'ıma şükürler olsun. İşi gücü rast gelsin Günür'üm. Zaten Günür öyle şeylerde merhametlidir ya. Bana kalsa ben şimdi küçük tüp almıştım. Zaten vardı. Bekliş'in odasında. Onu kullanmış olurdum. Ha yavrum, ha kızım. Kurban olsun anne sana. Hayır, hayır bak. Gel buraya. Gel sana bir şey söyleyeceğim. Gel. Önemli ama, çok önemli. Gerçekten önemli. Gel bakayım buraya. Kurban olsun anne sana. Fasulye mi yapayım? Kız ne fasulyesi diyor bu? Yok biz fasulyeyi sevmiyoruz canım. Biz ne seviyoruz kız? Kanat, sen kanat ikimiz. Anne şanslı adına şey. Bamya, nohut, kebap. İşkembe. Hazır şöyle birinde satılıyor. Ne oldu ne oldu yarim sana? Ay bu karpuz da çok madileşmiş. Poşete koydum. Tabakla. Dolaba. Gene madileşmiş. Sinek ilacını keşke alsaydım ya. Arora da rahatsız oluyor. Ben de rahatsız oluyorum efendim. Şu karpuzu dökeceğim ha.
Ya. E ne yapayım canım benim bir tanem. E bak vız kovalıyor. E bana da geliyorlar, ben de böyle yapıyorum. Sinekler. Saat 7 oldu mu? Çöpleri koyayım. Yok, olmamış da. Saate bakıyorlar oraya. Ay hale dediniz de efendim. Silikoncu hale abla aklıma geldi. Paylaştım ya. Dün vefat etti ya kalp krizinden dolayı. Öyle mi canım? Onun şey nasıl yapayım da şöyle. Ya onu ben şeyde paylaştım. Ne kadar seveni varmış. Görüyorsunuz değil mi efendim? Gözdeciğim hoş geldin canım. Kız işte ölümlü dünya, ölümlü dünya. Ne oldu deme. Gel buraya. Gene mi kız? Valla bu sinekler bizi mahvetti ha. Kız haklı. Bana da geliyorlar, ona da gidiyorlar. Ben anlamadım yani.
Camlar pima peyn. Açık. Şurada karpuz var, ona geliyorlar herhalde. Pima peyne nasıl sinek takılması lazım ya? Onu da senden ilk defa duyuyorum. Pima peyn. Merhabalar, merhabalar efendim. Valla kızım Aruşka'yla şeydeyiz Alman. Vız şeyindeyiz. Vız. Şurada yanımda kimse de yok ki ne şey yapayım. Çok teşekkür ediyorum efendim. İşin gücün rast gelsin canım benim bir tanem. Yok alamadım hayatım. Unuttum vallahi alma. Dışarıdaydım, yağmur yağıyordu. Paparonhaneye gittim. Taksiye bindim. Taksici de açmış bana yağmurlu havada kaloriferi. Ondan sonra unuttum. Yoksa hani alacaktım böyle sinek ilacını ya. Şeyi bile alamadım ya. Düşünsene. Dedim biraz şey yapayım dedim. Dilim karpuz alayım dedim. Patlıcan filan alacaktım. Kanat manat işte. Yok. Sinir etti beni o taksici. Paparonhaneye gittim ya. Açmış bana yağmurlu havada şeyi. Şurada vardı ya milyoncuda. Sinek ilacı. Fıs. Fıs. Veya şey var böyle. Takıyorsun, yaklaşamıyorlar. Koku. O daha şey sağlıklı. Çünkü Aruşka'ya zarar verir. Fıs fıs. Olan ilaç. Küçük de değil ya. Ay vallahi dökeceğim şu karpuzu. Zaten madileşmiş. O yüzden mi şey yapıyorlar? Geliyorlar. E bunun da eti var burada. Kasaba amca gönderiyor ya. Yok ete gelmiyorlar canım. Şey karpuza geliyorlar bence. Deli ettiler sabahtan bu yana bizi. Aruşka ile beni. En sağlıklısı şey değil mi canım? Fıs fıs alsam sıktığım yerde şimdi Aurora söz konusu. Şengül Özdemir abla hoş geldin. Hayır ya, şöyle bir yere takıyorsun. Şöyle bir şey var. Şu pervane gibi düşün. Bunun böyle şey, şu kısmı düşün yani, şu kısmı. Buna tablet bir şey koyuyorlar. Onu bir yere koyuyorsun. Herhalde sinekler uzaklaşıyor. E sinek de can taşıyor canım. O kadar da şey olmadık yani. Aruşka'ya da zararlı yani o fıs fıs mıdır nedir?
Yok yok, Şengöl Gönül abla. Ben onu eve almıyorum, konuşmuyorum ben onunla. Yok abla, yok yok. Bak şu an benim ihtiyacım var mesela. Canım şey istiyor. Patlıcan aldıracağım, babakhanuç yapacağım veya bamya, nohut aldıracağım. Ben uğraşamam onunla. Sirke yok evde canım. Yok yok, aman abla, aman abla. Engelledim ben onu. Bir tane ekmeği benden esirgiyor ya. Uğraşamam ben onunla, hadi. Sana demiyorum yani, sana şey, sinirlenmiyorum. Ona adını bile anmak istemiyorum onun burada. Yok, şimdi engeli kaldırayım, diyeyim ki ne? Şu şeye git, markete git. Şu ihtiyacım var diyeyim. Yüzüme kapatır. Gerek yok abla, ben böyle rahatım. Aman almayayım, etmeyeyim, görüşmeyeyim. Asumacım hoş geldin. Aynen Denizciğim. Aynen bir tane. Gene Mehmet abi olsa 2 güne kadar gelecekmiş, işleri varmış. Öyle dedi bana. Ondan sonra o gidiyor canım. Gidiyor. Ben de ona göre ona yemeğini hazırlıyorum. Ondan sonra çayını hazırlıyorum, ediyorum. Yani öyle. Bundan yok yok. Bir de son zamanlar moda çıkmış. Engellemeden önce beni arıyor, bana madilik. Madilik derken yani şey olarak madilik. O bir tane ekmeği bana vermedi ya. Bir tane ekmeği bana vermedi. 4 tane almıştı. Bir tanesini vermedi bana. Acacına yattım. Evet. Yani bir ekmek. Şuradan düşmanım gelsin. Kapım açık, sofram açık. Sen nasıl olur da bir tane ekmeği benden esirgersin? Ben sana Gündür'üm. Geçen sene geldiğinde kullanmadığı 2 tane telefon verdim. Hala elinde tuşlu telefon var. Birini vermiştim herhalde. Evet, birini verdim. Videoların da belli. Ama S4'tü, Samsung. Ya Gündür kullanmıyormuş. Başka telefonu almış. Gelirken Sibel dedi, sana getireyim dedi. Tek dişe ver dedi. Ondan sonra kalktım sana verdim. Buna verdim. Sen bana bir ekmek vermedin. Nasıl olacak? Kim olsa zoruna gider. Şu meşhur şeye gideceğim efendim. Geliyorum.
Nereye gittim geldim efendim? Su koydum buzluğa. Şimdi koli menajer kolisi olmayınca kalkıp da yani meşhur oraya kalkamam. Menajer kolisi yok. Gittim. Yani. Nerede kalmıştım? Aman onun adını bana anmayın ya. Vallahi billahi. Gene tek dişin elinde olduğu zaman tek diş vallahi yemin ederim daha geçenlerde dedim varsa dedim biraz dedim şey yap dedim Semra'ya dedim götür tek diş dedim nevale filan al dedim. Ondan sonra aa baktım bana da yatırmış. Alkış bu da senin olsun. İstediğini al diyerekten. Bunda öyle yok. Vızlarla. Şimdi onları yakalıyor mu? Yani şey mi? Ebedi kokluya mı başlatıyor orada? Yoksa kaçıyorlar mı? Ne yapıyor şimdi böyle hani peşlerine koşuyor ya sineklerin. Bir de kokoreğe mi ben bu laçoyu tanımıyorum. Şu an tanıdığım da gelse yani bu videoda alamam. Çünkü bunu Baysal TV kanalıma yükleyeceğim. Ondan dolayı zaten Yeliz'in şu an müsait olmuş olsa belki alttan dinliyordur. Ben görmedim. Ama dinliyorum abla dedi. Yani mümkün olduğunca. Ondan sonra lıkmam yani. Ondan dolayı lıkmam. Merhabalar Ali Bey, merhabalar canım. Ali Bey de Yeliz'e tarıyız. Yeliz'e miydi, Seda'ya mıydı? İkisinden birine. Ali Bey hangisiydi unuttum. Ya Seda, ya Yeliz. Ali Bey.
Unuttum hangisiydi. Senin Ali Bey, rica ediyorum. Soruma cevap ver. Soruma cevap ver. O kim? Hayır. Ali Bey lütfen. Ama sen öyle yaparsan o zaman ikisi arasında kalmış olursun. İki seçeneğin var. Seda mı, Yeliz mi? Ben gene Bana doğruyu söyle. Ben biliyorum. Ben de söyleyeceğim. Önce sen söyle. Hangisini atarız? Yok mu benim menajerlerimden? Yok mu benim menajerlerimden burada? Bu hangi lisan? Alkamadım ki. Ne alkıyor? Menajerlerinden kimse yok mu burada efendim? Çevirimi yapsın bana. Gün ya. Ant taraf Arabi. Ana harf Arabi ama meftahantu. Eşkılt.
Dünyalarım demiş ki de ben de anlamadım. Kız tamam soruyorum işte. Arapça konuşuyorum. Belki Arap. Arapça konuşuyorum işte. Ay Turgut Bey hoş geldiniz efendim. kız Arapça konuşuyorum. Nihal. Farsça mı bu? Ben Farsça bilmiyorum. Kız yok, tanımadığımı alır mıyım Allah aşkına Aruşka? Yani dedim ben Bilal abi, Moyo Arap. Hani sanki iksir Arap. Lele Moruf. Nerede köyüne kraliçen yok mu burada? Kim var şimdi burada? Köyüne kraliçenin kaç lisan dili var? Tamam Zümrüt Asturisi'nin de kaç lisan dili var? Deutschland Almanya'da. Zümrüt Asturisi'nde şunu bir okuyabilir misin? Ben neden böyle Arabi قال أنا مو عربي قال الحو بالحو لطفا لطفا دور bakayım Zümrüt Aksoy'un isteme Deutschland Almanya'da kaç dil biliyor lisan bakayım ne diyormuş şunu başına mı tutturayım Zümrüt sorusun şunu bir bak başa tutturdum. Alttan alık.
Kaldırıyorum. Kaldırdım. Ben Arapça zannettim. Arapça konuştum. Ben çünkü biliyorsun ana dilim Arap. Vallahi işte Gül Nihal Hanım efendi, Zümrüt ablana sordum. Bakıyorum. Yıllardır. Kaç insan biliyor Zümrüt? Eğer Zümrüt de senin dediğin gibi. Gülle mi alıkıyor kız bu? Dur bakayım Zümrüt'ten bir haber gelsin de. Öyle bir şey varsa evi de kukriye başlatırım. Kür yapıyorsa. Tamam Menekşe. İranca da biliyorum. Arabam işte. Kür yapıyor o zaman canım. Aman oran lisanını ben bilmiyorum. Aa, kule mi atıyor bana Sevilay bu? O Sevilay'ı anlamış bak. Sevilay'ın 16 lisanı var. Kule atıyor bana abi olarak. Madilik. Ay Emir canım benim bir tanem güzel karakterli kişilikli kardeşim. Emir'in de yabancı dili var. Emir sen anladın mı canım? Ben Arapça konuştum olmadı. Daha ne konuşayım? Olmuyor canım.
Zümrüt'e sordum gene olmuyor. Sevilay anladı. Valla Sevilay'cığım kim dedi? Zümrüt'ün yayınında gördüm dedi. Normal konuşuyordu dedi. Yani normal derken şey olarak, lisan olarak, Türkçe. Şimdi buraya gelmiş niye böyle konuşuyor? Etaraf Arabi ibni Mutarım. Ay yine sinek tarafa. Vallahi Aruşka'yla şey yaptık. Şu görevli, apartman görevlisi gelse de ona rica etsem o da gidip almaz ki. Sinek şeyi alacağım canım ya. Of, mahvolduk ya. Şu benim evime gelip benimle resim çektiren. Seni şöyle bir engelleyeyim. Ay Melisa Kraliçem gelmiş efendim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. 2 saat 20 dakika Baysal TV.